26. soru. Yukarıdaki haritada ülkemizin uç noktalarından geçen paralel ve meridyen dereceleri gösterilmiştir. Sadece bu harita dikkate alınarak ülkemiz ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz? A. Artı 2 ve 3. saat dilimlerinde yer alır. B. Kuzeybatı ucu güneybatı ucuna göre başlangıç meridyenine daha yakındır. C. Batıdan doğuya doğru yüksel tartar. D. 21 Mart tarihinden sonra gece süresi gündüz süresinden daha az olur. E kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürmektedir. Burada arkadaşlar A, B, C, A, B, D, E seçenekleri verilen matematik konumla alakalı durum iken C seçeneğinde C seçeneğinde arkadaşlar Türkiye'nin göreceli konumuyla yani burada verilen paralel ve meridyenlerle ilgili durumdan bahsedilmemektedir. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olacak. 27. soru Dünya üzerindeki bir yerin deniz, boğaz ve kanallara kıtalara, ülkelere yer şekillerine Yeraltı ve yerüstü zenginliklerine göre belirlenen konumuna göreceli konum denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin göreceli konumu ile açıklanamaz? A. Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması. B. Güneydoğu Anadolu'da Temmuz ayı sıcaklık ortalamasının Akdeniz bölgesine göre yüksek olması. C. Ocak ayında Doğu Karadeniz dağlarının kuzeye bakan yamaçlarının, güneye bakan yamaçlarından sıcak olması, D hidroelektrik potansiyelinin yüksek olması, E Akdeniz iklim kuşağında yer alması. Burada Akdeniz iklim kuşağı 30-40 derece enlemleri arasında görülür. Bu nedenle Akdeniz iklim kuşağında yer alması bir ülkenin 30-40 derece enlemleri arasında toprağının olduğunu göstermektedir. Bu da matematik konumuyla alakalıdır. Yani göreceli konumuyla alakalı olmayan, açıklanamayan durum olmaktadır. 28. soruya geçtiğimizde, 28. soruya geçtiğimizde Türkiye'de doğu batı doğrultusuna uzanan bir dağ gelen güneş ışınları A yamacına daha büyük açılarla gelirken B yamacına daha küçük açılarla gelmektedir. Buna göre A ve B noktaları için aşağıdakilerden hangisi söylene bilir. A yamacı kuzeye bakarken B yamacı güneye bakmaktadır. B. A yamacında sıcaklık B'ye göre daha azdır. C. Bu da Doğu Karadeniz'de ise Ocak ayında B yamacın A yamacına göre sıcak olabilir. D. A yamacında yağış miktarı B yamacından daha azdır. E. B yamacında kalıcı kar al sınırı A yamacına göre daha yüksektir. Arkadaşlar buradan kışın Karadeniz dağlarının kuzey yamacı denize dönük olduğundan güney yamacına göre daha sıcak olabilmektedir. Bunu söyleyebiliriz. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olacaktır. 29. soru. Aşağıda güney yarımkürede yer alan bir merkezde en fazla yağışın Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında gerçekleştiğini ve sıcaklık ortalamalarında bu bahsedilen aylarda düştüğünü gösteren bir grafik verilmiştir. Bu iklimin ülkemizde görüldüğü alanlar ile ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisine ulaşılamaz? A. Yaz mevsimi kurak, kış mevsimi yağışlıdır. B. Yağışlar genel olarak yağmur şeklindedir. C. Yağış rejimi düzensizdir. D. Ülkemizde özellikle Karadeniz kıyı şu anda görülür. E. Ülkemiz mutlak konumundan dolayı bu iklim kuşağında yer alır. Efersen evet, yalnızca bu bilgilerden ya da bu grafikten bu iklimin Karadeniz iklimi kıyılarında görüldüğü bilgisine ulaşamayız. O nedenle Cevabımız D seçeneği olacaktır. 30. soru. Türkiye aynı yer şekillerine sahip ve aynı meridyenler arasında kalmakla beraber 10 ve 16 derece kuzey paralelleri arasında yer alsaydı. Aşağıdakilerden hangisi söylenemezdi? A. Gece gündüz süre farkı artardı. B. İz düşüm alanı artardı. C. Yer çekimi azalırdı. D. Çizgisel hız artardı. E. Tam ve grup süreleri kısalırdı. Yani ne demek istiyor? Türkiye aynı yer şekillerine sahip, aynı meridyenler arasında ama daha güneyde yani ekvatora daha yakın bir yerde yer alıyor. Bu nedenle gece ile gündüz süre arasındaki fark artmaz azalırdı. Çünkü dünyada gece ile gündüz süresi farkı en az nerededir arkadaşlar? Ekvatordadır. İz düşüm alan artar çünkü meridyenler arası ekvatora doğru artmaktadır. Yer çekimi azalır çünkü en az yer çekimi ekvatorda. Çizgisel hız artar çünkü en fazla çizgisel hız ekvatorda. Tan ve grup süreleri kısalır çünkü alacak aranlık yani grup ve tan sürelerinin en kısa olduğu yer ekvatordur. Bu nedenle cevap olarak A seçeneği diyeceğiz.